Erdal Hoca'nın maç sonuna hoş geldiniz. Trabzonspor'un 2-0'dan gelip 3-2 kazandığı müthiş Kayserispor maçını konuşacağız. Abi hoş geldin. Merhaba Mert. Resmen iki tane ayrı maç izledik yani. Öyle bir maçtı ki. Müthiş Kayserispor'dan kesebiliriz senin cümleni. Müthiş Kayserispor maçı dedin ya, müthiş Kayserispor. Müthiş Tabii. bir Kayserispor vardı ya, olağanüstü bir Kesinlikle. Kayserispor vardı. Hikmet Hoca çok iyi çalışmış. Hakikaten Trabzon'un hep konuştuğumuz o defolarını çok iyi işledi. Özellikle ilk 45 dakika inanılmaz bir Kayserispor vardı. İkinci 45 dakikada inanılmaz bir Trabzonspor vardı. Ben inanılmaz eğlendim. Yani o kadar çok böyle abartı abartı konuşurum belki ama hakikaten çok zevkli bir maçtı. Abi ilk 45, önce ilk 45 dakikayı sormak istiyorum sana. Nasıl değerlendiriyorsun? Üç şeyi başardı Kayserispor. Burada tabii Trabzonsporlu oyuncuların da belki oyun anlayışının tutmamasının da faydası var. Bireysel hataların, ama önce şunu söyleyelim. Bireysel hata durup dururken olmaz. Rakip sizi bireysel hataya zorlar. Yani Bakasetas'ın kaptırdığı iki top vardı mesela. Biri gol oldu, biri olmadı ama biri de önemli bir pozisyondu. Orada Bakasetas'ı o hataya zorlayan bir Kayserispor vardı. Bir, iki, Bakasetas'ı rahatlatacak yerleşimi yapmayan Trabzonspor vardı. Şimdi neyi başardı? Durdurmak adına neyi başardı Kayserispor? Bir, Trabzonspor'un işleyen sağ kollarını bitirdi. Orayı çok doğru Evet. buldu. Neredeyse sıfır etkiyle oynadı ilk yarı sağ kanat. Yani Visca, Perez kanadı, kulvarı tamamen iptal oldu. İki, Trabzonspor gol gelmeyince, Kayserispor'un da golü gelince bir telaşla, aslında oyuna da biraz telaşlı başladı doğrusu, istersen çok alıştığımız bir Trabzonspor gibi değildi. Ha, o arada bir vakame pozisyonu vardı. O gol olsaydı belki maçın seyri değişirdi. Evet. Ama maçın seyri muhteşem oynadı. Alanyaspor maçında da Alanyaspor'un bulduğu pozisyonda eğer gol olsaydı değişebilirdi. Yani birbire dönseydi değişebilirdi. Dolayısıyla bunlar üzerinden cümle kuramayız. Gördüklerimizi hikayeleştirmekle mükellefiz biz. Bu panik hali Siopis'le Ömür Baka arasını çok aştı. Yani ortada kocaman bir boşluk oldu. Ve o boşluğu Kayserispor topla kat edebilen oyuncuları var. Yani topla beraber kat edebilen oyuncuları var. Orayı çok iyi değerlendirdi. Zaten Trabzonspor'un geçiş oyunu oynayan takımlara karşı sıkıntı yaşadığını biliyorduk. Yani sezon başından bu yana sıkıntı yaşadığı maçları bir düşünelim. Bir, geçiş oyunu çok iyi oynayan takımlar. Biraz da üçlü oynayan takımlara karşı orta sahada sayısal üstünlüğü kaybettiği için oyunu verdiğini görebiliyoruz. Onun yanında bir tabii Mehmet Yan saygı duruşunda bulunmamız lazım. Yani yaşı, olgunluğu, oyun bilgisi, yani sadece hücumlarda değil, Trabzonspor'un sağ kanadının iptal olmasında da Mehmet Yan'ın oyun aklı çok önemli bir yerde Kesinlikle. duruyor. Çok Olağanüstü, keyifli. olağanüstü bir ilk yarı oynadı. Çok yani Trabzonspor'u hiç beklemediği bir hale düşürdü. İkinci yarıda da yine o ceza sahasına attığı koşular bir tane Evet. hata kaçırdı, direkten çıktı falan. Çok sıkıntı yarattı. Tabii ikinci yarıdaki anlaşılır bir şeydi. Yani o kadar yoğun baskıda, mesela ikinci yarıda Trabzonspor iki tane pozisyon verdi. Bunlar net pozisyonlardı. Ama bu kadar baskıda, yani sizin 7-8 pozisyon bulduğunuz yerde iki pozisyon vermeniz, Çok normal. hele bu kadar risk aldığınızda, çok normal yani. Bu kabul edilebilir bir şey. Tabii. Trabzonspor'da kabul edilemez olan ilk yarı. Tabi orada belki birazdan konuşacağız ama yeri gelmişken şimdi söyleyelim. Abdullah Avcı'nın anlayışı beni son derece şaşırtıyor. Yani 2-2 iken bile. Şimdi şöyle düşün. Maçın ilk yarısında 2-0 mağlup duruma düşmüşsünüz. En yakın takipçiniz de aranızda 14 puan var. Maçı 2-0 yapmışsınız. Normalde şöyle denir. Ben mesela şöyle 2-2 bitsin bu maçta, çok önemli değil yani. Moral üstünlüğü de aldın çünkü. Yani 2-0'dan 2-2'ye Tabii. getirmişsin. Olağanüstü oynamışsın, iki topun direkten dönmüş vesaire, üç top galiba hatta, neyse. Yani yapabileceğin her şeyi yapmışsın. Hiç değilse kaybetmeyeyim dersin demedi hoca, tam tersi. Bu maçı almalıyım dedi. Bu Abdullah Avcı evrimi, çok net söyleyelim. Trabzonspor'la beraber bir taraftan Trabzonspor'u dönüştürüyor Abdullah Avcı. Bir taraftan kendi tekamül ediyor, gelişiyor, çok net yani. Trabzonspor'u saha içinde geliştiriyor. Trabzonspor taraftarını tribünde geliştiriyor. Ve kendi de birbirinden, şimdi geçen haftaki oyunu düşün Mert. Dün ilk yarı oyunu düşün. Dün ikinci İkinci yarı oyunu yarı. düşün. Yani. Birbirinden çok alakasız oyunlar Tabii. oynuyor Trabzonspor. Ya Kesinlikle. birbiriyle, ya iki maç üst üste neredeyse aynı oyunu oynamaz hale geldi Trabzonspor. Şimdi bu çok zordur. Bir teknik direktör için, şimdi geçen seneki Beşiktaş'ın şampiyonluğunu düşün.
sene başında ne oynuyorsa 3 aşağı 5 yukarı kötü olduğu maçlar, eksikler yüzünden kötü olduğu maçlar oldu. Ama aynı oyunu oynamaya çalışıyordu. Tabii hep genel plan aynıydı. Çok büyük bir değişiklik göremiyorduk. Aynen öyle. Yani iyi takımların özellikleri de odur. Tabii. Trabzonspor iyi takımdan başka bir şeye evrildi. Yani bu çok iyi midir? Belki bunu Avrupa arenasında görme, test etme şansımız olacak. Ama eğer birbirinden bağımsız oyunları, yani bunun 1,5 katı daha iyi oynayabilirse, yani hem Alanya'daki oyunu, hem dün ikinci yarıki oyunu, birbirinden bağımsız bu iki oyunu, birbirinden apayrı bu iki oyunu daha da geliştirirse, yani evet Trabzonspor için çok daha Avrupa arenasında da iyi şeyler, iyi cümleler kurabiliriz ileride. Eğer yazında işler böyle yolunda giderse. Abi o zaman hemen ikinci yarıyı soracağım sana. Şöyle evet. Soracağım onu da. İlk yarıdaki oyunu gördükten sonra ben hani şey demiştim. Abdullah Hoca kesin bir şey yapacak dedim. 3 değişiklik yaptı. Yani bu kadarını beklemiyordum. 3 tane direkt Dansville'i, Yusuf'u, Canini'yi atmasın. 3'ünü aynı anda beklemiyordum ama çok böyle cesur bir hamle yaptı. Yine aslında senin söylediğin o Abdullah Avcı'nın işte o değişiminin ilk göstergesi oydu. Sonra o takım yani ikinci yarıda öyle bir Trabzon vardı ki yani hem şehir olarak o stat olarak stat zaten önce o başladı baskıya. Doğru. Önce onlar ön alanda basmaya başladı Trabzonspor taraftarı. Sonra doğru. Trabzonspor takımı orada oynamaya başladı ve nefes alamadı Kayserispor. Yani tabii burada şeyi de söyleyelim. Ümit verici gol çok erken geldi. Çok önemliydi. Yani bazen anlar çok belirleyici olur. Ona biz işte kader diyoruz ya da kısmet diyoruz. Yani cesaretlendirici her şeyi daha da ivme katacak gol çok doğru zamanda geldi Trabzonspor adına. İkinci yarı sahaya çıkaran, takımı sahaya çıkaran Abdullah Avcı'dan önce bir Dansville özrü hak ediyor Dansville benden değil mi? Yani burada ilk oynadığı maçtan sonra cidden kariyerini sorgulamıştım. Özür diliyorum. Yani çok çok büyük özür diliyorum. Ve olağanüstü. Yani girdikten sonra yaptığı işler, dokunmaları, birkaç hata çok doğru yerde kesmesi... Her şey olabilir, her şey. Ve maç sonundaki sonuçta bu adam kiralık sezon sonu gidecek. O penaltı kararı vardan, penaltı kararı çıktığındaki sevincini gördüysen ya olağanüstü bir, müthiş bir aidiyeti. Çok olağanüstü dedim bugün. Bu da Abdullah Avcı'nın başarısı bence. Özellikle onun herkesi böyle bu kadar inandırması. Kesinlikle öyle. Abdullah Hoca'nın başarısı bir de oyuncu karakteri. Yani demek ki oyuncu karakteri de önemli. Oyuncu seçiminde oyuncu karakteri de önemli. Ben bu vesileyle bir kere daha Dersville'den özür diliyorum yani. Abi bir de şeyi diyecektim. Bu yine ikinci yarıyla alakalı. Vakayeme, şimdi Bakasetas çıktı. Çünkü Bakasetas'tan Trabzon taraftarının beklediği o kilidi açma. Ama Bakasetas'ı direkt aldı. Bakasetas'tan çok kötüydü de. Eser olarak da ilk yarıda kötüler vardı. Vakayeme öyle bir oyun oynadı ki yani Bakasetas'a hiç kimseye gerek yok. Ben tek başıma burada yeterim dedi resmen. O ara toplar, savunma yardımı, yine o kendi koşulları işte birebir kalıp adam eksiltmesi her şeyi yaptı. Yani ben artık dedim ki Vakayeme herhalde yani 22 yaşına falan olsa çok net Avrupa'ya 30'a 40'a falan gider. Geçen hafta Vakayeme'yi Ferdi'ye sormuştum. Taraftarlar da kızmıştı. Evet biraz öyle. Önce oradaki cevabı bir de açıklayalım. Biz rasyonel olanı konuşuyoruz ve 3 sene sonrasını konuşuyoruz. Yani önümüzdeki sene mutlaka Trabzonspor şampiyon olmalı cümlesinden hareket etmiyoruz. Kulübün ekonomik değeri, kulübü bir şirket olarak düşünüp konuşuyoruz. Ama biz böyle konuştukça da Vakame bize kapatın çenenizi diyor mu? Diyor abi yani adam diyor. Acayip. Şimdi bunu daha önce de Trabzonspor galiba Hüseyin Cimşir zamanında da birkaç kere yapmıştı. Dün aslında ilk yarıda da başladı Vakame birkaç kere hatırlıyorsun. Daha önceki maçlarda da evet. Konya maçından mesela oyun sıkıştığında göbeğe gelip bir oyun kurucu olarak görev aldığı maçlar oldu. Trabzonspor tarihinde de yani 3 yıllık Trabzonspor tarihinde de bunlar oldu. Fakat dün bunu olağanüstü bir hale çıkardı. Dün gene olağanüstü dedim ya. Dün bunu zirveye çıkardı diyelim. O Canini'ye attığı top abi. Canini'ye attığı top ortaya geldikten sonraki ya bir anda mesela ondan sonra Trabzonspor'un işlemeyen sağ kanadı da işler hale geldi. Niye? Çünkü göbekte iki tane savunmanın dengesini bozan adam var. Bu arada ilk yarıda kötü olan Abdülkadir Ömür de ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe büründü. Niye? Evet. Çünkü oyunu açılmadığı dönemlerde Abdülkadir'in ileride olmasının hiçbir faydası yok. Geniş alan bulması. Hele kanat değilse. Hele pas yapamıyorsa. Dolayısıyla Abdülkadir geriye geldiğinde, biraz geriye geldiğinde bu sefer göbekten delebilecek çok adam oldu Trabzonspor. Canini, Vakame. Bazen Vakame
öne çıktı, sırtı dönük top aldı. Hatırlarsan çok evet. yaptı bunu. Bazen Ömür içeri katletti. Hatta bazen birkaç kere Perez içeri katletti hatırlarsan. Hatta tabii, Perez kere. Özellikle ikinci acayipti. Ya ola, o sağ kanat sadece işlemedi. Perez bir de içeri girip klasik 8 gibi içeri girmelere başladı. Yani dün ikinci yarı bir teknik direktör ne yapabilir? Ya 45 dakikada bize her şeyi gösterdi. Bir. İki, ne yapabilir derken kapanan takımlara karşı ne yapmak lazımı A, B, C'sini gösterdi Abdullah Avcı. Bu da her türlü dersi verdi kesinlikle. Yeri gelmişken sen sormadan söyleyeyim ki hatırlarsan burada Yusuf tercihini konuşmuştum. Biraz da olumsuz. Yani ben olsam almazdım Yusuf'u demiştim. Ama ihtimal olarak iki ihtimal söylemiştim. Birinci ihtimal olarak yani o gün gündemde olan Efecan'dan yaklaşık 5-600 bin euro daha ucuz olması. Dolayısıyla o parayı belki genç yatırımına kullanma. Çünkü zaten ilk 11 düzeyinde düşünmüyor. Evet. Rotasyon da o zaten. İki, yerli bir sol bek ihtimali olması. Dün bunu çok net gördük. Yani aynen. Yusuf Erdoğan girdikten sonra o çok mu iyi oynadı? Hayır. Ama yapması gereken her şeyi neredeyse yaptı. Her şeyi yapmadı. Hala söylüyorum. Her şeyi yapamamasının sebebi cesaretsizliği. Çok tedbirli oynuyor. Yani yapabileceklerini denemiyor. Çünkü ürküyor haklı olarak çünkü. Ben de dahil herkes bekliyoruz şeyleri değil mi? Tabii geçmiş olduğu için geçmişi silemiyorsun. Onu inşallah belki bir deplasman maçında aşarsa o cesaret şeyini de kırmış olur. Yani ben yapmazdım o transferi. Ama dün hocanın o transferi, Yusuf Erdoğan transferini neden yaptığını görmüş olduk. Çünkü onu yapmasa Dennis Filip koyamayacak. Bu arada Ahmet Can'a da bir temas etmemiz lazım. İki şey gösteriyor bize aslında. Bir, genç oyuncunun gelişimi tam da böyle olur. İki, ama işler yolunda giderken böyle hatalar yapmak Ahmet Can için büyük şans. Yani bu hataları yapacak. Her futbolcunun hata yaptığı dönemler var. Yani ben çok beğendiğim Egemen vardı mesela. Trabzonspor'da Egemen ki tecrübeli olduğu zamanlarda bile senede 3-4 tane böyle hatalar yapardı. Yani ligimize ihraç ettiğimiz mesela Ozan Kabak ilk. Tabii. Ozan çok daha fazlasını yaptı. Kaç tane penaltı yaptırdı üst üste. Çok çok iyi hatırlattın. Ozan Kabak çok doğru hatırlattı. Hatta o zamanlar Trabzonspor taraftarı bana şöyle diyordu. Yani işte Ozan bu kadar ediyorsa Hüseyin de eder. Niye haksızlık oluyor falan demişti. Ben dedim ki yani potansiyele bakıyor Avrupalılar. Bugün oynadığı oyuna değil. Yani Liverpool Klopp o yüzden tercih etmişti Ozan'ı. Yaptığına değil yapabileceklerine bakıyorlar. Ahmet Can yapabilecekleri itibariyle uluslararası standartta bir stoper olabilme özelliğine sahip. Çok genç yaşta şampiyonluğu oynayan bir takımda sol stoper oynamasına rağmen sahada oynuyor. Bu hataları yapacak. Maç kaybedilse de aynı şeyi söyleyecektim. Bence taraftar da aynı şeyi söyleyecekti. Ha çok kritik maçta olsa sitem eder mi taraftar? Eder tabii. Oyunun ruhunda. Taraftar böyle bir şeydir. Ama Ahmet Can'ın hala çok kredisi var. Göreceksiniz. Hoca da kolay vazgeçmeyecek. Denemeye devam edecek Ahmet Can'ı. Ama dün doğru olan yaptı. Yani Ahmet Can'ı dışarı çıkardı. Şimdi Ahmet Can şey mi? Sitem mi etseydi yani? Niye? Yok. Oyunun realitesi var. Onu ortaya koyacak. Ben hala Ahmet Can'dan çok ümitliyim. Yine bir şey daha söyleyeyim. Berat oyuna girdikten sonra da iyiydi. Fakat o bütün iyiliğini, mesela bir konsantrasyon hatası. Bir tane çok kötü bir yan pas attı. Çok çabasıyla kaptığı bir topu. Trabzonspor neredeyse rakibi dağınık yakaladı. Atağa kalkacak. Kalkacak değil. Yani çok geniş alan buldu. Ki maçta bulamadığı alanlardan biriydi evet. o. Evet. O topu doğru kullanamadı. Şimdi anlık konsantrasyon. Berat'ın tek problemi bu. Anlık konsantrasyon kayıpları. Onun dışında hala bence Trabzonspor için çok önemli bir futbolcu. Bunlar da bence çoğunlukla büyük ölçüde psikolojik meseleler. Bunu halletmesi lazım Berat'ın. Dün etkisiz gibi görünmesine rağmen ikinci yarıki oyunun bence görünmeyen figürlerinden biri Cornelius. Çünkü o diğer tüm oyunculara alan açan, rakip stoperleri yoran bir oyun oynadı. Mesela orada bile şeyi denemedi hoca. Çok sık kenar ortaları denemedi dikkat edersen. Evet. Değil mi? Normalde çok önemli bir detay. Bir ara 3 santrafor neredeyse hani Vakame'yi de sayarsan, pardon Vakame'yi saymadan 3 santrafor. Değil mi? Tabii evet. Koita, Canini, Cornelius'un sahada olduğu anda bile birkaç tane çok orta oldu. Onun dışında hani öyle çok doldurma şap toplar görmedik. Bu da yine o kadar kapanan bir takıma karşı nasıl hücum edilmesi gerektiğini aslında bize çok net bir şekilde dersini verdi. Abdullah Hoca aklının oyunculara ne kadar yerleştiğini gösteriyor bize. Çünkü bazen
Orada artık bir şey yapamazsınız. Ya, akıl falan gider. Maç 2-2. 5 dakika kalmış. 2 tane kule var orada. 3 tane santrafor var. Herkes orada. Ya ben olsam hoca dur ya bir dakika ya şunu deneyeceğiz artık derim yani. Hatırlarsan abi sen özellikle çok daha iyi hatırlarsın. Şenol Güneş'in böyle kapanan takımlarda hep çok fazla kenar ortası kullanma tercihi olmuştur. Evet. Hep o yüzden çok eleştirilmiştir Şenol Güneş. Hani neden bu kadar orta, hatta orta rekorları Beşiktaş döneminde orta rekorları kırdığı maçlar var. Abdullah Hoca da bunu yapabilirdi ama yapmadı. Tam tersine dikine direkt savunmayı böyle dikine delmek için uğraştı hep. Ve çok başarılı oldu. Adam oldukça başarılı oldu. Evet orada da Vakame'nin hakkını teslim ederim. Ama bir adam var. Canini diye bir adam var değil mi? Sen onu tanımlanamayan oyuncu, tanımlanamayan cisim gibi ifade ediyorsun. Hakikaten öyle ya. Geçen sene değil mi konuşmuştuk ya? Canini ne olarak tanımlarsın? Tanımlayamazsın. Tanımlayamadığın bir adam çok zor bir adamdır. Rakipler için de çok zordur. Geçen sene devre arası yanlış hatırlamıyorsam hocayla bir sohbetimizde Canini bu takımda kalmalı demişti. Yazın transfer teklifi geldi. Yine kalmalı demişti. Bu sene devre arası teklif geldi mi bilmiyorum ama en azından yoklama oldu. Yine hayır Canini kalmalı demişti. Biz de seninle olan sohbetlerimizde ya da seninle değildi galiba o zaman. Neyse sohbetlerimizde ısrarla vurguluyorduk. Kulübesinde Canini olan bir takım şampiyonluğa oynama konusunda çok avantajlı olur. Çünkü ne zaman ne yapacağız? Şimdi dün attığı gol çok zor. Sol ayakta direkt dibine oldu. Çok zor bir gol. Kaçırdığı gol çok kolay bir gol. Evet, tam Canini. Evet. Tam Canini. Ama oyuna girdikten sonra o da bir oyun kurucu gibi dikkat edersen o da göbeğe geldi. Çok top aldı. Yani, hiç kaçmadı toptan. Hiç kaçmadı. Hiç vücutları. Bir de şöyle düşün. Yani şimdi bu adam parayı tercih edip Meksika'dayken biliyorsun Avrupa'dan teklifler alıyor. Evet. Avrupa'dan teklifler almasına rağmen parayı tercih edip Orta Doğu'ya gidiyor. Ve yüksek paralar. Orada büyük bir ölçüde hani çok da efor sarf etmiyor. Sonra geliyor Trabzonspor'a. Kötü bir başlangıç. Şu anda yedek. Kuvvetle muhtemelen de sezon sonuna kadar sonradan dahil olacak. Rotasyon oyuncusu olacak. Evet. Ama oyuna girer girmez ben buradayım diyor. Bütün hücreleriyle ki hani adamı tanımlarken belki saha içinde değil de şey itibariyle, kişilik itibariyle ne diyebiliriz? Umursamaz mı? Hangi kelime uygun ona? Yani biraz böyle kendi dünyasını, kendi halinde. Bezgin Bekir diye bir karakter vardı. Bezgin evet. Bekir gibi bir adam ama sahaya girdi. Dün yani daha ne yapabilirdi? Yapabileceği her şeyi yaptı canım. Hatta hemen çok kısa istatistiklerini söyleyeyim abi. Yani 51 kez toplu buluşmuş. Ki bu 45 dakika oynadı. Ve yani Canini rolü geri 51 kez toplu buluşması biraz yüksek bir sayı. Bir golü var. Toplam bir kez pasarısı yapmış. Bir tane de başarılı müdahalesi var. Ya bunlar hem o presin ki bu arada şu detayı da ekleyeyim. Bu Canini ileride oynayan tamamen 45 dakika abluk altına almış bir takımda yaptı bu siz. Bravo. Yani bu hakikaten çok önemli ve senin dediğin o tanımlanamayan cisim olayını yani daha bu kadar net özellik açıklayan ben bir şey göremedim açıkçası. Bir de dün bir kere daha gördük ki Trabzonspor'un tarihindeki en geniş kadro. Ya da şöyle söyleyeyim daha önce de geniş kadrolar oldu bence. Kullanışlı. Evet, en kullanışlı kadro. Yani ne yapacağım dediği zaman yapacak bayağı bir şey var. Tabii. Çok fazla plan çıkarabiliyor. Çıkarabiliyor. O da altını çizelim. Mehmet Ayan söylemişti 2 hafta önce galiba bizim programda. Visca'nın yine bir sol ayak golü. Yani sağ açık oyuncu. Yine bir sol ayak golü. Ve yine içeride Visca. Bunların hepsi denenmiş şeyler. Trabzonspor'un taktik antrenmana çok zaman ayırdığı çok belli. Kesinlikle. Attığı gollerde taktik antrenmana çok zaman ayırdığı çok belli. Dünkü ana sorun, hani başlangıçtaki ana sorun. Bir de şey daha önce de söylemiştim. Onu da hala ısrarcıyım. Bakasetas sol içi oynamamalı. Dün yine sol iç başladı. Orada başladığında verimsiz oluyor. Bir türlü dengesini bulamıyor. Bence sol iç oynamamalı yani. Sağ içi. Yani belki de en kötü maçını oynamış olabilir. Evet. Gördüm, bayağı kötüydü. O kötüyken Ömür de kötüydü ama ikinci yarı aynı şeyi söyleyemeyiz. İkinci yarı Ömür toparladı. Bayağı toparladı ve oyunda çok katkısı vardı. Abi çok teşekkür ederim. Artık ben sana sormak istiyorum. Artık 2-0'dan da galibiyet geldi. Artık yani sen de biraz rahatlamış olman lazım yani. Kaç? 11 hafta kaldı. Evet. Yani artık birazcık bir rahatlık. Var. 27. hafta oynandı. 11 hafta 33. Herhalde yarı yarıya düşersen şöyle. Kalan puanlarla puan farkı
birebir olduğunda ben de tamam diyebilirim. O kadar. Ya yani mesela benim çünkü dün Trabzon'la arkadaşlarımla konuşuyorum. Evet, 15 puan, havuzdaki puan 30 puan, o zaman tamam diyebiliriz. Ya şöyle Mert, şimdi Agora'da artık şey konuşuyoruz da hani şampiyon olunca şunu yapalım. Evet, nasıl kutlanır? Yazı yazıyoruz. Yazı yazıyoruz. Şunu yapmayın, bunu yapmayın. Bir kere daha söyleyelim. Kulüpte sanıyorum o konuda bir çalışma yapacak. Valilikte yapacak bildiğim kadarıyla bir silah karşıtı, silahla kutlamanın hiçbir izahı olmadığına yönelik. Yani bunu çok sert söylemek zorundayız. Hatta böyle çok söyleyince utanıyorum da ya. Yani bu kadar söylemek zorunda. Talep de var abi, bunu söylemeni istiyorum. Yok, bu kadar söylemek zorunda olmamalıyız böyle bir şey. Yani herkes bunu anlayabilmedi yani. Çok söylemek de şey muamelesi gibi olur. Olmaz, bu da doğru. Yok, estağfurullah. Ya bunları konuşuyorsak demek ki ben de artık ikna olmak üzereyim ya. Tabii artık senin, ben şeyi de anlıyorum zaten. Mesajlarından, yüzündeki ifadeden de biraz o artık ne kadar horon teperim, horon antrenmanı falan, o onlar böyle başlamış gibi önden senin. Evet. Ama yani sene başından beri temas ettiğimiz bir şey vardı. Trabzonspor saha içinde krizlerle başa çıkma becerisi gösteriyor. Galatasaray maçını hatırla. 2-0 mağlup durum. 2-2 oluyor. Ve İsmail kenara alınıyor. O esnada ıslıklar. Değil mi? Tabii. Oradan döndü o maç. Böyle çok maçı var Trabzonspor'un. Ya da Antalyaspor maçı. Kaybedilen bir maç döndü. Yani krizlerden, ya da Giresunspor maçı mesela. Çok ağır bir travma. Aynen öyle. Üst üste iki penaltı. Travma. Vallahi Abdullah Avcı'nın, Avcı'ya kasket çıkarmak lazım deyip kapatalım. Kesinlikle abi. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki Trabzonspor maçından sonra yine Erdal abiyle beraber olacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hafta içi de Agora'da beraber olacağız. Tabii hafta içi Agora'mız var zaten ve hatta bir sürprizimiz de olacak büyük ihtimal. Çarşamba günleri Agora günleri ihmal etmeyelim. Aynen öyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.